merhaba. Bu videomuzda Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Gönüllü Fen Bilgisi öğretmenlerimizin 8. sınıflar için hazırlamış olduğu birinci izleme ve değerlendirme sorularının cevaplarını beraberce çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci sorumuz e, grafikli bir soru. Bir cismin gölge boyu öğle vakti mevsim başlangıç tarihlerinde ölçülerek yukarıdaki grafik oluşturulmuştur. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci, e, birinci sorumuza baktığımızda e, grafiği ve soruyu değerlendirdiğimizde birinci ünitemiz mevsimler ve iklim e, ünitesiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Mevsimlerin oluşumu konusundan. E, şimdi e, mevsimler konusu, mevsimlerin oluşumu konusunu hatırladığımızda gölge boyunun büyüklüğü güneş ışınlarının gelme açısına bağlı olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Eğer güneş ışınları dik ve dike yakın bir açıyla geliyorsa gölge boyu kısa, eğer eğik bir açıyla geliyorsa gölge boyu uzun olacaktır. Bizim grafiğimizde en uzun gölge boyu 4 numaralı bölgede olduğu için e, diyoruz ki 4. tarihimiz e, kış mevsimine gelecek bir tarih olmalı. İkinci bölgeye ge gelecek, e, ikinci grafikteki ikinci bölgeye gelecek tarihimiz ise yaz mevsimini gösterecek bir tarih olmalı. Yine bu şekilde değerlendirdiğimizde birinci ve üçüncü bölgelerde ilkbahar ya da sonbahar tarihlerinden birisi olması gerekiyor. Seçenekleri tek tek değerlendirdiğimizde cisim güney yarım kürede ise üçüncü tarih 21 Mart olabilir demiş. Şimdi biz buna baktığımızda e, Güney Yarımkürede 21 Mart tarihinde sonbahar mevsiminin yaşandığını görüyoruz. Üçüncü tarih bize ilkbahar ya da sonbahar olabilir dediğimiz için A seçeneğimiz doğru oluyor bu durumda. B seçeneğimize bakalım. Cisim Kuzey Yarımkürede ise dördüncü tarih 21 Aralık olabilir. 21 Aralık tarihi Kuzey Yarımküre için kış mevsimi başlangıcıdır. Dördüncü tarihe baktığımızda demiştik uzun gölge boyu olduğuna göre bu mevsim kış mevsimi olabilir demiştik. O zaman Kuzey Yarımkürede 21 Aralık tarihi kış mevsimi olduğu için dördüncü tarihimiz 21 Aralık olabilir diyoruz. Cisim Kuzey Yarımkürede ise C seçeneğimizde ikinci tarih 21 Aralık olabilir. 21 Aralık tarihi Kuzey Yarımkürede biraz önce söyledik kış mevsimidir. İkinci graf grafimizdeki ikinci tarih ise yaz tarihini göstermesi gerekiyordu. Ama seçeneğimizde ne demiş? Kış tarihi e, verdiği için bu seçeneğimizde yanlış diyoruz. Biz yine de bir D seçeneğine de bakalım. Cisim güney yarım kürede ise birinci tarih 23 Eylül olabilir. Güney yarım kürede 23 Eylül tarihi ilkbahar tarihidir ki birinci grafimiz birinci tarihimiz ilkbahar olabilir demiştik. O yüzden bu da doğru. Demek ki e, bu sorumuzun cevabı C seçeneğiymiş. İkinci sorumuza geçelim şimdi. Pardon. İkinci sorumuzda fen bilgisi öğretmeni aşağıdaki şekille ilgili güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Güney yarım küreye ise eğik açılar ile düşer açıklamasını yapmıştır. Bir şekil vermiş bize soruda. KLM ve N şehirlerinin sıcaklıklarını aşağıdaki gibi yazmıştır tahtaya. K bölgesinin sıcaklığı 33 derece, L bölgesi 21 derece, M bölgesi 12 derece, N bölgesi ise 22 derece olarak verilmiştir. Dönenceler üzerinde bulunan... K, L, M ve N şehirlerinin sıcaklık farklılıklarının sebebi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu bir şekle baktığımız zaman ve bilgiyi de dikkate aldığımızda bölgelerimizde K ve L noktaları şehirleri yengeç dönencesinde M ve N şehirleri de olak dönencesinde yer almakta ve bu şekle göre yengeç dönencesinde dik açıyla gelen güneş ışınları düşünürsek K ve L bölgesinin yaz mevsiminde, M ve N bölgesinin ise kış mevsiminde olması gerekiyor. Şıkları bir değerlendirelim. K ve L arasındaki sıcaklık e, arasındaki farklılık dünyanın günlük hareketlerindendir. K ve L noktaları aynı dönence üzerinde aynı mevsimi yaşıyor ve arasındaki sıcaklık farkı yani K'deki 33 derecelik sıcaklık ve L'deki 21 derece sıcaklık arasındaki farkın Dünyanın günlük hareketinden kaynaklandığını söyleyebiliriz çünkü L bölgesi gece, K bölgesi gündüz olması, gece ve gündüz oluşumu da günlük hareketleriyle alakalı olduğu için bu seçeneğimiz doğrudur. M ve N şehirleri arasındaki farklılık ise ekvatora uzaklıklarından dolayıdır demiş. M ve N'ye baktığımızda o, oğlak dönencesi üzerinde yer alıyor. Her ikisi de ekvatora eşit derecede uzaklıkta, yani ekvatora uzaklıklarının farklı olmaması. Ee, bu soru, bu cevabın yanlış olduğunu gösteriyor bize. K ve N arasındaki farklılık güneş ışınlarının düşme açısı arasındaki farklılıktan dolayıdır. K ve N'ye baktığımızda biri yengeç dönencesinde, biri oğlak dönencesinde. Evet, yengeç dönencesindekine dik bir açıyla düşüyor. Ee, oğlak dönencesindekine ise eğik bir açıyla düşüyor. Onun için güneş ışınlarının düşme açısı arasındaki farktır deriz. Bu ifademiz de doğru. L ve M arasındaki farklılık dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklanır ki evet buradaki farklılık kuzey ve güney yarımküredeki sıcaklık farkları veya mevsim farkları dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklandığını söylüyoruz. Onun için bu seçeneğimiz de doğru. Ee, bize yanlışı sormuştu. Ondan dolayı ikinci sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki görselde dünyanın güneşe göre konumu verilmiştir. Bu konumda güneş ışınları oğlak dönencesine dik olarak düşmektedir. Şeklimize baktığımızda evet güneş ışınlarına göre dünyanın konumuna baktığımızda oğlak dönencesi üzerine e, dik bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifademiz K şehrinde bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar demiş. E, şimdi e, Oğlak dönencesinde 21 Aralık tarihinde kış mevsimi baş e, pardon, e, yaz mevsimi başlamaktadır. Yani bu tarih Oğlak dönencesinde güneş ışınlarının dik düştüğünü gösterdiğine göre yaz mevsimi başlangıcı ve güneş ışınlarının dik düştüğünü gösteriyor bize. E K şehri de kuzey yarım yarımkürede bu durumda e, kuzey yarımkürede kış başlangıcı olması gerekiyor bu bu tarihten itibaren. Kış başlangıcı da en uzun gecenin, en kısa gündüzün yaşandığı tarihtir ve bu tarihten itibaren artık kuzey yarımkürede yani kış yaşanan bölgelerde e, geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacaktır. O zaman e, gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar dediğimiz birinci ifademiz doğru oluyor bu durumda. İkinci ifadede L şehrinden M şehrine seyahat eden bir kimse kış mevsimini yaşarken yaz mevsimine gelmiştir. Şimdi baktığımız zaman L bölgesi ekvator çizgisi üzerinde. Yani buraya yaz mevsimi ya da kış mevsimi yaşa yaşandığını söyleyemeyiz şu anda. Ee, onun için zaten oradan bu ifadenin yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu konumda iken M şehrinde en uzun gündüz yaşanır. M şehrine baktığımda e, Güney Yarımkürede zaten bu tarih Güney Yarımkürenin yaz mevsimi başlangıcı olduğundan dolayı en uzun gündüz yaşanacaktır. O zaman bu ifademiz de doğru oluyor e, ve seçeneklere baktığımızda e, 1 ve 3'ün olduğu C seçeneğini doğru olarak söylüyoruz. Evet geçelim dördüncü sorumuza. 21 Haziran'da güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Güney yarım kürede ise aç, eğik açılar ile düşer. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları kuzey yarım küre yüzeyinde daha fazla, güney yarım kürede yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi oluşturur. Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi, güney yarım küre ise en uzun geceyi yaşar. Yani demek istiyor ki kuzey yarım küre yaz mevsiminde bu durumda en kısa gece, güney yarım küre ise kış mevsimi olduğu için en uzun geceyi yaşıyor. E, tablomuza baktığımızda ise e, A, B, C ve D merkezlerinin 21 Haziran'daki gece ve gündüz süreleri verilmiş. E, bu durumda şöyle bir kıyaslama yaptığımızda A ve D şehirlerinde Gündüz süreleri uzun, gece süreleri kısayken B ve C şehirlerinde ise gündüz süreleri kısa, gece süreleri uzun. O zaman A ve D'nin yaz mevsimi, B ve C'nin kış mevsimi yaşadığını söyleyebiliriz. 21 Haziran tarihinde de, 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 göre değerlendirdiğimize göre A ve D yarım kuzey yarım kürede, B ve C güney yarım kürede yer alır İfadesi doğru. Çünkü A ve D'nin gündüz süresi uzun olduğuna göre yaz olması gerekiyordu. 21 Haziran'da da Kuzey yarımkürede yaz yaşanacağına göre A ve D Kuzey ee, aynı tarihte Güney yarımkürede kış mevsimi yaşanıp gündüz süreleri kısa olacağı için B ve de Güney yarımkürede yer alır. Yani bu ifademiz doğru oluyor. Hemen şuradan da işaretleyelim doğru diye. B merkezinde yaz mevsimi başlar ki birinci seçeneğe biz doğru dediysek B şehri güney yarım kürededir. Yani kış mevsimi yaşamaktadır. Yani bu otomatik olarak yanlış olmuş oluyor. Yine aynı şekilde üçün, üçüncü ifademize baktığımızda C merkezinde de yaz mevsimi yaşanır diyor. Halbuki biz C yi de yine güney yarım kürede yani kış mevsimi yaşanıyor demiştik. Onun için dördüncü sorumuz A seçeneğimiz yalnız bir. Gelelim beşinci sorumuza. Yine mevsimler ünitesiyle ilgili bir soru. 21 Haziran tarihinde V, Y ve Z bölgelerine düşen güneş ışınlarının gelme durumları verilmiştir. Buna göre V, Y ve Z bölgelerinin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir güneş ışınları nasıl gelmiş bakalım. Şimdi baktığımız zaman V bölgesine dik gelmiş, Y bölgesine eğik, Z bölgesine de dike yakın bir açıyla gelmiş. Bir kere 21 Haziran yaz mevsiminin başlangıcı kuzey yarım kürede olacağı için e, dik gelen e, yer kuzey yarım kürede olması gerekiyor. Yani V'nin kuzey yarım kürede olduğu, e, hatta dik geldiği için e, yengeç dönencesi üzerinde olduğunu söyleyebiliriz bunun. V'nin yengeç dönencesi üzerinde olduğu seçenek ise sadece C seçeneğinde var. Diğerlerini değerlendirirsek Y'de eğik bir açıyla geldiği için Y'nin güney yarım kürede bir yer olması. Z'nin ise dike yakın bir açıyla geldiğinden dolayı ekvatora yakın bir bölgede olabileceğini söyleriz. Bu durumda bunun cevabını da C seçeneği olarak söylüyoruz. Gelelim 6. sorumuza. Selim Fenciler Yarışıyor isimli yarışma programına katılmıştır. Yarışma kuralları. İklim ve hava olaylarına ilgili ifadeler ekranda gösterilecektir. Yarışmacı ekranda gösterilen ifadelerden iklime ait olanlar için mavi butona hava olaylarına ait olanlar için kırmızı butona basacaktır. Her doğru ba basılan buton 10 puan kazandırırken yanlış basılan buton ise 5 puan kaybettirecektir. Ee, i̇fadeleri ve basılan butonları Tabloda göstermiş. Sorumuzda ise diyor ki yarışmanın sonunda Selim kaç puan almıştır? Şimdi ifadelerin hangisine ait olduğunu bulalım önce. Sonra Selim'in cevaplarının doğru mu yanlış mı olduğuna karar verelim. Kırşehir'de yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Şimdi Kırşehir'de yaz mevsimi ile ilgili bir e, bilgi verdiğine göre demek ki iklimle ilgili bir bilgi vermekte bize yaz mevsiminin genel özelliğinden bahsetmiş. İklime ait olanlara mavi butona basması gerekiyordu. Evet, mavi butona bastığına göre bunu doğru yapmış. İzmir'de bugün hava sıcaklığı 35 derece olacak. Hmm. Bugünden bahsettiğine göre günlük bir e, sıcaklık olayından bahsediyorsa günlük olaylar neydi? Hava olaylarına örnekti. Hava olayları için de kırmızı butona basması gerekiyordu. Demek ki bunu da doğru yapmış. İstanbul'da kışlar ılık ve yağışlı geçer. Kış mevsiminden bahsetmiş. Kış mevsiminde genel anlamda hangi e, olayların gerçekleştiğini söylemiş. Yani ılık ve yağışlı geçer demiş. Kış mevsimin genel bir özelliğinden bahsetmiş. Bu durumda iklime ait olduğunu söylüyoruz. E, ve maviye basması gerektiğinden dolayı doğru cevaplamış diyoruz. Doğu Karadeniz bölgesinde yağış miktarı fazla olduğundan bölge zengin ormanlık alanlara sahiptir. E, bu da genel bir durumdan bahsetmiş. Yani uzun e, süreler etkisini gösteren bir durumdan bahsediyor. Yani iklim olması gerekiyor. Mavi butona basması gerekirken kırmızı butona bastığı için ne diyoruz bunu? Yanlış cevaplamış diyoruz. Erzurum'da bugün sabah saatlerinde güneş varken öğleden sonra yağmur yağdı. Yani gün içinde kısa süre içerisinde değişkenlikten bahsediliyor. Yani yine hava olayı olması gerekiyor. Bunun için kırmızı butona basması gerekiyordu Selim'in. Evet kırmızı butona bastığı için doğru yapmış. Şimdi diyoruz ki artık üçüncü kurala göre her doğru basılan buton 10 puan kazandıracak. Yanlış buton ise 5 puan kaybettirecekti. O zaman bizim doğru butonlarımızı bir sayalım. 10, 20, 30, 40 yapıyor. E yanlış içinde 5 puan düşürmemiz gerekiyordu. Bir tane yanlışı var. 5'i düşürüyoruz. O zaman 35 puan ediyor. Yani sorumuzun cevabı C seçeneğidir diyoruz. Evet. 7. sorumuza geçelim. Yine mevsimler ünitesiyle ilgili bir e, sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi klimatoloji ile ilgili bir ifadedir? Klimatoloji ne demekti? İklim bilimi demekti. İklim demek ise e, belli bir bölgede uzun yıllar boyu gerçekleşen hava şartlarının ortalamasına, hava olaylarının ortalamasını diyoruz. Yani bir bölgede olması ve uzun yıllarca etkisini göstermesi gerekiyor. E, A seçeneğinde Adana'da yaz ayları Trabzon'a göre daha sıcak. Yaşanır. Ee, yani yaz ayları genel anlamda Trabzon'a göre daha sıcak yaşandığını söylediğine göre evet bir iklim özelliğinden bahsediyor gibi sanki. Ama bir bakalım diğer şıkları da değerlendirelim. B seçeneğinde Rize ve çevresinde beklenen yoğun yağmurun sele neden olacağı tahmin ediliyor. Ee, yoğun yağmur bugün için beklenir ya da yarın için beklenir. Yani genel böyle bütün 3 aylık bir süreç için beklenmez. Kısa süreli e, olaylara biz hava olayları diyoruz. O zaman bu meteorolojinin, e, meteorolojiyle ilgili bir ifade oluyor bu durumda. C seçeneğinde Akdeniz'in kuzey bölgesinde gece saatlerinde yoğun dolu yağışı vardı. Yine bir e, günlük bir olaydan bahsediyoruz. Bundan dolayı bu da meteorolojiyle ilgili bir ifade. İstanbul'da Ekim ayında en düşük ve en yüksek sıcaklık arasındaki fark 12 derece olarak belirlendi. E, Ekim ayındaki... Hani o ay için geçerli olan sıcaklıkların en düşük ve en yüksek arasında 12 derece olduğu gösterilmiş. Yani sadece Ekim ayına ait sıcaklık durumları olduğu için hava olayı yani meteoroloji ile ilgili bir ifade oluyor. Bu durumda klimatoloji ile ilgili olan cevabımız A seçeneği demiştik. A seçeneği doğru cevabımız oluyor. Gelelim 7. 8. Sorumuza. Sorumuzda aşağıda iklim değişikliğinin bazı canlılar üzerindeki etkisiyle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellere göre diyor ki, iklim değişikliğiyle ilgili görselleri inceleyen bir öğrenci hangisine ulaşamaz? Bakalım görseller neyle ilgiliymiş. İklim değişikliği hastalıklara sebep olarak denizlerdeki yaşamı zorlaştırır. Denizlerdeki su yaşamı ile ilgili bir durumdan, su ekosisteminden bahsediyor. İkinci şekilde iklim değişikliği mikropların ilaçlara olan direncini artırır, yani direnç mutasyonlardan ve direncin artmasından bahsetmiş. Üçüncü şeklimizde iklim değişikliği mikroorganizma çeşitliliğini azaltır, böylece mikroorganizmaların bitkilerin büyümesine katkısı azalır, toprak verimsiz olur. Demek ki toprakla alakalı e, zararlara da sebep oluyor iklim değişikliği. Dördüncü şeklimizde ise Sanayide salınan karbondioksit ve az, e, azot dioksit gazları iklim değişikliğine sebep olarak toprakta yaşayan mikroorganizmalar olumsuz etkiler. Yine e, iklim değişikliğine sebep olan gazlarla ilgili bir sonuç söylemiş burada da. Seçeneklerimizi değerlendirelim. İklim değişikliği su ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Birinci şekle baktığımızda e, denizlerdeki yaşamı zorlaştırır diye bir ifade görmüştük. Bu durumda su ekosistemi olumsuz bir şekilde etkilenmiş. İklim değişikliği ilaçların mikroplar üzerindeki etkisini artırır. Şimdi buna baktığımız zaman evet ilaçlarla ilgili bir şey söylemişti. Ama ilaçların mikropların direncini artırdığını, böylece direnci arttığına göre bizi daha fazla hasta etme ihtimali olduğundan bahsediyoruz. İlaçların mikroplar üzerindeki etkisini artırmasından bahsedemiyoruz. Diğer seçeneğimize bir bakalım. Sanayileşme iklim değişikliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. Dördüncü şeklimize baktığımızda sanayide salınan karbondioksit ve azot dioksit gazlarından bahsetmişti ve bunların iklim değişikliğine sebep olduğunu söylemişti. O zaman iklim değişikliğinin oluşmasına sebep olduğunu söyleyebiliyoruz bunu da. İklim değişikliği toprak kalitesini bozmaktadır dediğinde üçüncü şekle bakalım. Ee, iklim değişikliği mikroorganizma çeşitliliğini azaltır. Böylece mikroorganizmaların bitkilerin büyümesine katkısı azalır. Toprak verimsiz olur. Evet, toprak kalitesini bozdu. Ama B seçeneğinde e, ilaçların mikroplar üzerindeki etkisinin artmasından ziyade azaldığı gibi bir sonucumuz çıktığından dolayı bu seçeneğimiz yanlış oluyor. Evet, 9. sorumuza geçebiliriz. Bir bölgenin aylara göre yağış miktarı ve ortalama sıcaklık değeri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Şimdi e, grafiğimize baktığımızda yağış ve sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Bir de hangi aylarda bunlar nasıl olduğunu. Mesela bir değerlendirme yaparsak bu sıcaklık grafiğinin en üstte olduğu yani sıcaklığın en yüksek noktada olduğu ayda yağış miktarı en azmış. Ee, yine aynı şekilde sıcaklığın az olduğu dönemlerde ise yağış miktarı arttığını görüyoruz ve biz bu grafiğe bakarak bunun yağış ve sıcaklık grafiği olduğu için hani sıcaklık değişimlerini yağış ortalamalarını görebiliriz ee, ama bunun dışında mesela hangi ayda hangi mevsimi yaşadığını da bilebiliriz nasıl bileceğiz? mesela birinci ayda Sıcaklığın düşük olduğunu görüyoruz. Yani Ocak ayında sıcaklığın düşük olması ya da Aralık ayında sıcaklığın düşük olması demek e, Ocak-Aralık e, Ocak gibi aylarda kış mevsimini yaşadığını görüyoruz. E, Aralık ve Ocak aylarında e, Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanır. O zaman bu grafiğe ait yerde kış mevsimi vardır diyebiliriz. Yani o da Kuzey Yarımküre olur. Yarım de ulaşabiliyoruz. Seçeneklerimize bir bakalım. Ona göre değerlendirelim birinci seçeneğimizde demiş ki ada bu bölgenin hangi yarım kürede bulunduğu bilgisine ulaşabiliriz ki ben bunu biraz önce açıkladım ulaşabiliyoruz mevsimlere göre yağış dağılımına. şimdi yağış dağılımı var zaten mevsime bakacak olursak sıcaklık ortalamasına göre bunun mesela yılın Ocak, Şubat ve Aralık aylarında kış mevsimi yaşadığını işte Haziran, Temmuz ayları gibi ise yaz mevsimi yaşadığını söylüyoruz o zaman yaz mevsimindeki yağış dağılımı ya da kış mevsimindeki yağış dağılımını bu grafiğe göre görebiliyoruz. Bu bölgenin hangi kıtada yer aldığına. Şimdi kuzey yarım yarımkürede olduğunu söyleyebiliyorum ama kuzey yarımkürede hangi kıtada olduğunu söyleyemem ben bunun. Çünkü ben buradan ancak mevsim bilgisine ulaşabiliyorum. İklim bilgisine ulaşamıyorum. İklim bilgisine ulaşsam belki kıtayla ilgili yorum da yapabilirdim ama ben bu bilgiye buradan ulaşamam. D seçeneğinde ne söylemiş bir bakalım. Yıl içindeki sıcaklık değişimine, evet zaten sıcaklık değişimine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Onun için doğru cevabımız bu sorumuzda C seçeneğidir deriz. 10. sorumuz. Mevsimlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini araştıran bir bilim insanı gözlem yapmak üzere 22 Mayıs-22 Ağustos tarihleri arasında seyahate çıkacaktır. Seyahate çıkmadan önce gideceği yerler ile ilgili bazı notlar almıştır. Şimdi diyor ki bu araştırmacının aldığı notlardan hangisi yanlıştırı soruyor bize. O zaman biz bunun notlarını bir değerlendirelim. Şimdi 22 Mayıs ve 22 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Yarımkürede ilkbahar mevsiminden yaz mevsimine geçiş yaşanacak. Güney yarım kürede ise sonbahar mevsiminden kış mevsimine geçiş başlanacak. şimdi buna göre bakarsak mesela K noktası ve L noktası kuzey yarım küredeyken M ve N güney yarım kürede. Yani K ve L ile ilkbahardan yaz mevsimine geçiş, M ve N'de ise sonbahardan kış mevsimine geçiş yaşanacak. Biz yorumlarımızı ona göre yapalım. L noktasında 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlayacaktır. N noktası bir kere kuzey yarım kürede olduğu için N noktasında 21 Haziran'da yaz başlangıcı vardır. Yaz başlangıcı olan 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır ve o tarihten itibaren gündüzler yavaş yavaş kısalmaya başlar. Onun için birinci ifademiz doğru bir ifade. Hemen onu şöyle bir işaretleyelim unutmayalım. Kış mevsimini yaşamak için M veya N noktasına gitmeliyim. Ee, kış yaşayacaksak eğer M ve N noktasına gitmeliyiz. Evet, çünkü M ve N noktaları Güney yarımkürede olduklarından dolayı ne demiştik orada? Sonbahardan kış mevsimine geçiş vardı. Bu da doğru o zaman. Üçüncü ifademizde 21 Haziran'da en uzun gece K noktasında yaşanacaktır. 21 Haziran'da e, K noktası Kuzey yarımkürede olduğuna göre yaz başlangıcı var yaz başlangıcında en uzun gece değil, en uzun gündüz yaşanır. Onun için burada yanılmış. Dördüncü notunda sonbahar mevsimi yaşamak için 26 Mayıs'ta K ya da L noktasına gitmeliyim. 26 Mayıs tarihi Kuzey yarım küre için ilkbahar mevsimidir. Ondan dolayı sonbahar mevsimi yaşamak için Kuzey yarım kürede bulunan K ve L noktalarına değil, M ve N noktalarına gitmesi gerekiyordu. O zaman bu da yanlış oluyor. Yanlışları sormuştu bize. 3 ve 4 olacağı için cevabımız C seçeneği oluyor deriz. Geçelim 11. sorumuza. 21 Aralık tarihinde Sezer, Celal ve Süleyman adlı 3 ressam hava şartlarının aynı olduğu bir günde gün batımını çizmek için K, L ve M ülkelerini çizim yapacakları noktaya gitmişlerdir. L e, şekle bakarsak L kuzey yarım kürede, M ekvatorda, K ise güney yarım kürede yer alıyor. 21 Aralık tarihinde e, bunlar çizimlerin yapacağına göre o zaman mevsimlere göre de yorum yapmamız gerekecek. 21 Aralık'ta L'de kış, e, K'de ise yaz mevsimi yaşanacaktır. M zaten e, herhangi bir mevsim demiyoruz. Süleyman 1645, Sezar 18. Ve Celal 19.30'da resim yapmaya başlamıştır. Her biri resim yapmaya başladıktan yarım saat sonra güneş batmıştır. K, L ve M noktalarının gündüz süreleri dikkate alındığında Sezer, Celal ve Süleyman hangi noktada resim çizmişlerdir? Bir kere baktığımızda güneş batış saatlerinden yarım saat öncesine olduğuna göre e, burada Süleyman'ın e, bulunduğu yerde 17:15'te güneş batmış. Sezer'in olduğu yerde 18.30'da. Celal'in olduğu yerde ise 20.00'da güneş batmıştır. Yani en uzun gündüz bu durumda Celal'in olduğu noktada yaşanmakta. 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz ise Güney Yarımküre'de yaşanır. O zaman Celal K noktasında bulunmakta. Süleyman'ın bulunduğu yer ise en kısa gündüzün yaşandığı yerdir. En kısa gündüz de kış mevsiminde yaşanır. 21 Aralık tarihinde kış mevsimi L bölgesinde olacağı için... Süleyman da L bölgesinde bulunacaktır. O zaman Sezer de şehrinde Sezer M şehrinde olacaktır. Sezer'in M şehrinde, Celal'in K şehrinde, Süleyman'ın ise L şehrinde olduğu seçenek C seçeneğimizdir. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı C'dir diyoruz. Geldik 12. sorumuza. 12. sorumuz artık 2. ünitemize geçiş başlamış. 2. ünitemizde DNA ve genetik kodla ilgili soruları göreceğiz. bir şekil vermiş genlerle ilgili DNA bölgesiyle ilgili. Yukarıda bir DNA parçasında iki gen bölgesi işaretlenmiştir. Verilen gen bölgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım seçeneklerimizi değerlendirelim. Doğru ve yanlışları da işaretleyerek gidelim. A ve B genlerinin içerdikleri nükleotitlerin dizilişleri birbirinden farklıdır. Evet çünkü canlılardaki zaten farklılık ve DNA'lardaki farklılıklar nükleotitlerin dizilişlerinin ve sayılarının farklı olmasından kaynaklanıyordu. Onun için e, buna doğru diyorum. Bakalım diğerlerine. Yani doğruyu sormuş. Evet A seçeneği doğru ama diğerlerini de değerlendirmek gerekiyor. B seçeneğinde A ve B genlerinde nükleotit çeşitleri birbirinden farklıdır. Bir kere ne olursa olsun nükleotit çeşidi hiçbir zaman birbirinden farklı olamaz çünkü 4 çeşit nükleotidimiz var. Adenin nükleotit, timin nükleotit, guanin nükleotit ve sitozin nükleotit olmak üzere. Yani çeşitler değişik olmadığı için e, nükleotit çeşitleri birbirinden farklıdır diyemeyiz. DNA işlenmesi sırasında A gene eşlenirken B gene eşlenmeyebilir. Bir kere bu genler aynı DNA zinciri üzerinde bulunduklarına göre DNA eşlenirken, Hepsi de aynı anda eşlenecektir. Yani buradaki gen eşlenirken bu eşlenmez diye bir durum yok. Çünkü DNA yarısına kadar eşlenip yarısından sonra eşlenmemezlik gibi bir durum yapamaz. Bu da yanlış. DNA'daki farklı genlerin nükleotit sayıları her zaman aynıdır. Her zaman aynıdır değil. Çünkü nükleotit sayıları ve dizilişleri birbirinden farklıdır demiştik. Onun için nükleotit sayıları her zaman aynı olamaz. O zaman seçeneğimiz doğru seçeneğimiz A seçeneği oluyor. 13. sorumuzda DNA ile ilgili bir soru. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak sınıfta DNA modeli oluşturma etkinliği yapılacaktır. Ataşlar organik bazlar için, e, turuncu boncuk fosfat için mavi raptiye deoksiriboz için kullanılacaktır. DNA modelinin hatasız yapıldığı kabul edildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? E, şimdi seçenekleri okumadan önce şöyle bir yorum yapalım bence. Bir kere DNA'da e, deoksiriboz ve fosfat sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Yani bu durumda turuncu ve mavi... E, yani turuncu boncuk ve mavi raptiyenin birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi 55 tane raptiyenin hepsini kullanırsak turuncu boncuklarımız eksik gelecek. Ondan dolayı bunların da eşit olması gerektiğinden dolayı 41 adet turuncu boncukla 41 adet mavi raptiye kullanarak e, bunlardan da e, denk, nasıl denk gelecekse artık hani dizilim 41 tane toplamda 41 tane ataş kullanarak farklı renklerde DNA zincirini oluşturmamız gerekiyor. DNA molekülü modelinde turuncu boncuk ve mavi raptiye sayısı birbirine eşittir. Evet turuncu boncuk e, fosfattı, mavi raptiye deoksidi bozdu. Bunların zaten birbirine eşit olması gerekiyordu. Onun için e, A seçeneğimiz doğru. B'ye bakalım. DNA molekülü için 41 mavi raptiye kullanılmıştır. Evet bunu da söylemiştik. 41 tane turuncu boncuk kullanılıyorsa eşit sayıda yani 41 adet de mavi raptiye kullanmam gerekiyor. Bu da doğru. Karşılıklı zincirin birbirine bağlayan ataşlar arasındaki bağlantılardır. Ataşlarımız neydi? Organik bazlar. DNA zincirlerinde karşılıklı zincirlerin birbirine bağlanmasını sağlayan kısımlar organik bazlar arasında oluşan Zayıf hidrojen bağlarıydı. Bu durumda onların arasındaki bağlantılar yani organik bazlar arasındaki bağlantılar DNA'nın karşılıklı iki zincirini birbirine bağlayacaktır. O zaman ataşlar arasındaki bağlantılardır diyebiliriz. DNA molekülü modelinde kullanılan ataş sayısı 40'tır. Hayır 40'tır değil. Neden? Çünkü biz 41 tane turuncu ve 41 tane mavi raptiye kullanarak, 41 ayrı nükleotit oluşturuyoruz ve bu nükleotitlerde birer tane organik baz kullanırsak 41 tane de organik baz kullanmamız gerekiyordu yani ataş sayımızın da 41 olması gerekiyordu bu durumda D seçeneği yanlış oluyor yani sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olmuş oluyor geçiyorum 14. soruya 14. sorumuzda bezelyelerde sarı tohum geni yeşil tohum genine baskındır. Yukarıda bezelyelerde bir çaprazlama sonucu elde edilen tohumların oranları verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi verilen e, tohumlarda %50 sarı, %50 yeşil tohum oluştuğunu görüyoruz. Ki yeşil tohumlar çekinik genle oluşacağı için küçük A, küçük A diyelim onlara. Yani iki tane küçük A'mız var. İki tane de içerisinde büyük A olan genotipe sahip bezelyemiz var şimdi küçük a genotipine sahip olan bireylerin oluşabilmesi için bir kere çaprazlama yapılan bireylerden biri saf döl sarı olabilir. Sarı bir kere baskın özellik gösterdiğine göre saf döl sarı büyük A büyük A'dır. Dışı dişi ya da erkek bireylerden bir tanesi büyük A büyük A olduğu durumda yavru bireylerde yeşil eee bezelye oluşamaz bir kere. Ondan dolayı bir kere bu A seçeneğimiz yanlış oluyor. Ama biz genelde bir diğerlerine bakalım. Çaprazlama yapılan bireylerin biri heterozigot, diğer e, heterozigot sarı, diğeri yeşil tohumludur dediğinde heterozigot sarı e, büyük A küçük a, e, yeşil tohumlu da küçük a küçük a'dır. Bunları çaprazladığımız zaman e, bir tane heterozigot sarı olan bireyden iki tane yavru bireye büyük a geçeceği için iki tane sarı birey elde edebiliriz. Diğerlerine de küçük a geçeceği için iki tane yeşil birey elde edebiliriz. O zaman bu doğru oluyor. Yeşil tohum geni çaprazlanan her iki bireyde de bulunur. Evet, yavru bireylerde küçük a küçük a genotipinin oluşması ve yeşil bireyin oluşabilmesi için hem anne bireyden hem baba bireyden yani erkek ve dişi bireylerde mutlaka Yeşil tohum geninin olması gerekiyor. Çaprazlanan bireylerden biri homozigot yeşil tohumludur. Ee, bir tanesinin evet homozigot yeşil olması gerekiyor ki e, bu yeşil bireylerden iki tane, dörtte iki yani ikide bir ihtimalle oluşabilmesi için bir tanesinin homozigot yeşil tohumlu olması gerekiyor. Evet 15. sorumuza geldik. Adaptasyonlar canlının yaşadığı ortama uyumunu sağlayan kalıtsal özellikleridir. Adaptasyonlar yapısal, davranışsal veya fizyolojik özellik de olabilir. Yapısal adaptasyonlara örnek olarak deri rengi, vücut şekli ve vücut örtüsü verilebilir. Davranışsal adaptasyon için fototropizma yani bitkilerin ışığa yönelmesi örnek olarak verilebilir. Fizyolojik adaptasyonlara örnek olarak zehir üretmek ve mukus salgılamak gösterilebilir. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi adaptasyon türü olarak diğerlerinden farklıdır. O zaman buradaki üç adaptasyon türünden hangisine denk geleceğini e, bulacağız. Bir bakalım şu neymiş? Deve kuşlarının çok hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklara sahip olmaları demiş. Bir kere bacak yapısı, vücut şekli gibi özellikler neydi? Yapısal adaptasyonlu değil mi? Yazıyorum buraya hemen yapısal diye. B seçeneğinde bakalım. Şuraya getireyim. Bu kalemunların bulunduğu yere göre renk değiştirerek düşmanlarından korunması bir kere derinin rengini değiştiriyor. Deri rengi de yine neydi? Yapısal demişti burada bize. C seçeneğine bakalım. Kaz ve ördeklerin suda hareketini kolaylaştıran perdeli ayaklarının olması, ayak yapısı, vücut şekli, vücut örtüsü yani yine yapısal bir özellik, adaptasyon. Örümceklerin avlanmak için vücutlarında ürettikleri maddeler ile av örmesi yani bir salgı üretmek var. Salgı gibi olan olaylarda neydi? Fizyolojik bir adaptasyondu. Demek ki farklı olan hangisi diye sordu bize. D seçeneğindeki ee, örneğimiz diğerlerine göre farklı oldu. O zaman doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Bir bölgede yaşayan bitki türünün kısa, orta ve uzun boylu çeşitleri vardır. Birey sayısı grafiği aşağıdaki gibidir. Grafiğimizi vermiş. Bu grafikte birinci grafiğe baktığımızda orta boylu bireylerin fazla bu bölgede Kısa ve uzun boylu bireylerin az olduğunu görüyoruz. Bölgede orta boylu bitkilerin tozlaşmasını artıran böcek sayısı azaldıktan sonra birey sayısı grafiği aşağıdaki gibi olmuştur. E, bu durumda da ne olmuş? Orta boylu bitkiler azalmış, kısa ve uzun boylu bitkiler artmış. Verilen durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Üreme şansı azalan orta boylu bitkiler doğal seçilimde yok olabilir. Evet şimdi e, doğal seçilimde ne vardı? Güçlü olanın hayatta kalıp e, güçsüz olanın yok olması gibi bir durumdu. E, tozlaşma açısından e, onun tozlaşması ihtimalini artıran böcek azaldığı zaman tozlaşamayıp üreyemeyerek yok olması durumu doğal seçilimde yok olmaya örnek gösterilebilir. O zaman e, bu doğru oluyor. Diğerlerine baktığımızda bitki türünde farklı özelliklere sahip bireyler oluşmaya başlamıştır. Şimdi farklı özelliklere sahip bireyler dediğinde, şimdi ilk önce kısa, orta ve uzun boylu bitkiler vardı. İkinci durumda da kısa, orta ve uzun. Yani farklı özelliklere sahip ben bir birey göremiyorum burada. Bu yanlış. Bitkinin üç çeşidinin de üreme şansları dengelenmiştir. E, dengelenmiş desek, o zaman orta boylu bireylerin hala sayısının yüksek olması gerekiyordu. Bir kere kısa ve uzun boyluların üreme şansları artmış, orta boyluların azalmış. Dengelenmiş diyemeyiz. Kısa ve uzun boylu bitkilerin genlerinin işleyişi de değişiklik göstermiştir. Genlerinin işleyişi değişiklik göstermiştir diyemem. E, çünkü bir modifikasyondan bahsetmiyoruz burada. Bu da yanlış. O zaman seçeneğimiz doğru seçeneğimiz A oluyor. 17. sorumuz. Aşağıda farklı canlılara ait örnekler verilmiştir. Bu örneklerle ile ilgili adaptasyon ve modifikasyon şeklinde gruplanırsa hangi seçenek doğru olur? Adaptasyon mu yoksa e, modifikasyon mu diye bakacağız. Adaptasyonlar neydi? Bir canlının yaşama şansını artıran e, vücut içerisinde yaptığı değişikliklerdi. Çevreye uyum sağlamak için. Modifikasyonlar ise çevre şartlarına bağlı olarak canlılardaki gen işleyişinin değişmesi olarak söylüyorduk. Bu durumda şimdi değerlendirelim. Birinci, gecelerin uzun yaşandığı kutup bölgelerindeki insanların gözlerindeki retina tabakasına yerleşmiş ışığa duyarlı reseptör hücrelerinde sayıcı artış meydana gelir. Şimdi geceleri uzun yaşandığı için çevre şartında bir değişiklik var ve retina tabakasındaki hücrelerin, reseptör hücrelerinin, Sayısında bir değişiklik olmuş. Yani e, çevre şartının değişmesine göre bir hücre yapısında değişiklik meydana gelmiş. Bu durumda buna modifikasyon diyoruz. Geçelim diğerine. Zebralar siyah beyaz renktedir. Bu özellikleri sayesinde ağacıları hipnotize ederler. Bir kere e, siyah beyaz renkli zebraların. E, avcıları hipnotize ederek yaşamda kalma şansını artırması yani yaşama şansını artırmak için yaptığı olaya ne diyeceğiz? Adaptasyon tabii ki de. Deve kuşları çok hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklara sahiptir. Bir kere deve kuşları neden hızlı koşacaktır? Düşmanlarından kaçmak ve korunmak için. Yani yaşama şansını artırmak için. O zaman buna da adaptasyon diyorum. Yüksek rakıma çıkıldıkça oksijen azalmasına bağlı al yuvarların sayısı artar. Bir kere çevre şartı değişiyor yine. Çevre şartı değişerek oksijen azalması var. Çevre şartlarının değişmesi durumunda biz buna modifikasyon diyoruz. Kaz ve ördeklerin suda daha rahat yüzebilmeleri için ayakları perdelidir. Daha rahat yüzmek için vücut yapısını değiştirmiş. Yani ortama bir adapte olma süreci var. Onun için adaptasyon diyorum. Hava kirliliği çok olan yerlerde yaşayanların solunum yollarındaki mukus tabakası daha kalındır. Yani hava kirliliğinden bahsediyor. Yani yine bir çevre şartlarından bahsediyor. Bu durumda da modifikasyondan bahsediyoruz. Evet ne oldu şimdi? 1, 4 ve 6 modifikasyon. 2, 3 ve 5 de adaptasyon olduğuna göre doğru seçeneğimiz C'dir diyoruz. Geldik 18'e. 1956 yılında Brezilyalı bilim insanı Warwick Kerr bal üretimini artırmak için Avrupa bal arıları ile Afrika bal arılarının çaprazlanmasıyla yeni bir ırk üretmiştir. Ancak bir yıl sonunda laboratuvardan kaçan 26 kovan dolusu arı doğaya salınmıştır. Bu arılar tüm Brezilya'ya 80'lerin ilk yıllarında Güney ve Orta Amerika'ya ve 1985 yılında ise Kuzey Amerika'ya kadar yayılmışlardır. 1982 yılında yapılan araştırmaya göre kolonileri, kolonilerini daha fazla sayıda arı ile savunan ve daha agresif tepki veren katil arılar son 50 yılda yüzlerce kişinin ölümüne sebep olmuştur. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım biyoteknolojik çalışmalarda bazen istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir ki görüyoruz istenmeyen sebep olarak arıların kaçması ve etrafa yayılarak e, katil arı roma durumuna geçmesi istenmeyen bir sonuçtur. Buna ulaşabiliriz. Yukarıdaki biyoteknolojik çalışma geleneksel ıslaha yön, e, örnek olarak verilebilir. Evet neydi bu? Bal üretimini artırmak için yapılmış bir çalışma olarak başladığı için geleneksel ıslah çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Biyoteknolojik çalışmalar ürün miktarını artırmaya yönelik yapılabilir. Evet bal üretimini artırmak için yapmıştı. Üretim için kullanılan ve üretilen arılar saf ırka ait birer örnek oluşturur. Şimdi saf ırk diyemeyiz çünkü Avrupa bal arıları ile Afrika bal arılarını çaprazlamış. Yani bir e, melez döl elde etmiş. Saf ırk değil, melez ırk diyebiliriz buna. Bu sonuca ulaşamıyoruz. Onun için 18. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Genetik mühendisliği uygulamalarını gen aktarımı, gen tedavisi, klonlama... DNA parmak izi ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO olarak sınıflandırabiliriz. Yukarıdaki görselde genetik mühendisliğinin uygulama alanlarından biri verilmiştir. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu görseldeki uygulama ile ilgili değildir? Şimdi şekli incelediğimizde ne olmuş? Bakteri plazmik DNA'sının bir parçasını kesmişler ve başka bir canlının alana, alana geni buraya eklemişler. Yani bir gen aktarımından söz ediyoruz. E, ateş böceğinin ısı, ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisinin ışık saçması. Evet ateş böceğinden bir genin tütün bitkisine aktarılmasıyla yani burada bir e, gen tedavisi söz konusu. Onu bir yazalım buraya. Gen, gen aktarımı. İnsanda insülin üretimini sağlayan genin bir bakteriye aktarılması ile genleri değiştirilmiş bakterinin insülin hormonu üretmesi yine bir genin insandaki bir genin bakteriye aktarılmasından bahsediyoruz. Yani oradaki başka bir canlıdan alınan gen kısmında insandaki gen bakteriye aktarıyoruz. Yani yine bir gen aktarımı söz konusu. Bir koyunun hücre çekirdeğinin başka bir koyunun yumurta hücresine aktarılarak koyun üretilmesi. Şimdi hücre çekirdeği dediğimiz şey gene, genlerimizin hepsini taşıyan yerdir. Yani hücre çekirdeğinin bir başka canlıya aktarılması bu canlının geninin hepsinin oraya geçmesi demektir. Ve bu durumda bu da e, genlerin oraya geçmesiyle beraber aynı gene sahip başka bir canlının üretilmesi olayı oluyor. Buna da klonlama diyoruz. Somon balığının soğuğa dayanıklılık geninin bir domatese aktarılarak soğuğa dayanıklı domates üretilmesi yine somon balığının eee soğuğa dayanıklılık geni alınıp domatese domatese aktarılmış. Bu durumda yine bir gen aktarımından söz ediyoruz. Bu örneklere A, B ve C, D seçeneklerindeki örnekler bu e, genetik mühendisliğinin bu uygulama alanına örnektir ama C seçeneği bu alana örnek değildir. O zaman C seçeneğimiz doğru şıktır diyoruz bu sorumuzda. Evet şimdi geldik son sorumuza. Akondroplazi yani cücelik baskın ile taşınan kalıtsal bir durumdur. Akondroplazi, cücelik için yapılan bir araştırmaya göre bireylerin sahip olabilecekleri genotip ve fenotipler aşağıdaki gibidir. Tabloya bir bakalım. Büyük A, büyük A, homozigot, baskın genotipe sahip bir kişi akondroplazi rahatsızlığına sebep oluyor. Büyük A, küçük A yani heterozigot baskında da akondroplazi görülüyor. Küçük A, küçük A yani homozigot çekitlikte ise normal bireyler görülüyor. Tablodaki bilgilere göre iki hipotez ortaya atılmıştır. Birinci hipotezimiz büyük A büyük A genotipli dişi birey ile küçük A küçük A genotipli erkek bireyin doğacak çocuklarının tamamı akondroplazi fenotiplidir. İkinci hipotezimiz ise büyük A küçük A genotipli dişi birey ile büyük A küçük A küçük A genotipli birey, erkek bireyin doğacak çocuklarının tamamı normal fenotiplidir diye iki tane hipotezimiz atılmış ortaya. Verilen hipotezler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Değerlendirelim. Büyük A, büyük A genotipli bir dişi birey ile küçük A, küçük A genotipli erkek bireyin doğacak çocuklarının tamamı kondroplazi olabiliyor. Bir kere homozigot baskın bir dişiden bütün çocuklara büyük A, büyük A geni geçecek. Erkekten ise? e, homozigot çekinik erkeklerinizde küçük A küçük A geçecek. Yani oluşan bireylerin %100'ü büyük A küçük A olacak. O zaman tamamı akondroplazidir dir e, diyoruz. Bu doğru. Birinci hipotezimiz doğru. İkinci hipotezimize bakarsak büyük A küçük A genotipli dişi birey ile Küçük h küçük h genotipli erkek bireyin doğacak çocuklarının tamamı normal fenotiplidir. Normal fenotipli olabilmesi için hepsinin küçük h küçük h olması gerekiyor. Yalnız heterozigot baskındaki kişiden büyük h gene mutlaka geleceğine göre çocukların tamamı normal fenotipli olamayacaktır. O zaman biz buna yanlış diyoruz. Ee, seçenekleri değerlendirdiğimizde A seçeneğinde hipotezler doğrudur çünkü her iki çaprazlamada da baskın gen bulunmaktadır. İki hipotezimiz için de doğrudur diyemiyoruz. Onun için bu yanlış. Hipotezler yanlıştır çünkü her iki çaprazlamada da çekinik gen bulunmaktadır. İkisi de yanlıştır dememiştik zaten. Birinci hipotez doğrudur çünkü çaprazlama sonucunda küçük A küçük ağır genotipli birey oluşmaz. Evet ee, birinci ee, hipotezimize doğru dedik. Seçeneğimiz bu oluyor. İkinci hipotez doğrudur demiş D seçeneğinde. Biz zaten ikinci hipotezimize yanlıştır demiştik. O zaman bu da olmuyor. Seçeneğimiz doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Ee, evet, birinci izleme ve değerlendirme sınavının fen bilimlerine ait e, soruların çözümüne yönelik videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dilerim. E, derslerinizde başarılar.